Steam'e giriş yaptınız. Arama yerine Rust yazıp arattınız. Ve Rust'ın sayfasından Rust satın aldınız. Rust'ı yükleyip direkt oyuna giriş yaptınız ve karşınıza böyle bir şey geldi. Dolduktan sonra oyuna giriş yaptınız ve hiçbir bilginiz yok. Direktmen rastgele bir server'a girdiniz. Giriş yaptığınızda aynı şekilde eğer SSD'niz yoksa burada da bekleyeceksiniz. Çünkü Rust biraz büyük bir oyun ve girdiğiniz server'dan server'a değişiyor. Çünkü haritanın büyüklüğü, küçüklüğü, oyuncuları falan bir sürü şey var. Eğer SSD'niz varsa SSD'ye kurun ve rahatlayın. Bu sırada bu yüklenirken çayınızı, kahvenizi, kolanızı, artık neye ihtiyacınız varsa giderin ve gelin. Çünkü oyuna girmesi uzun sürecek. Bravo, sonunda oyuna giriş yapabildiniz. Bu arada kısa bir bilgilendirme. Oyuna her girdiğinizde böyle yükleme yapacak. Neyse, SSC'ye basın ve ayarları açın. Ayarlardan grafiklere gelin. Grafiklerde main'de böyledir. Bu ayarları düzelteceğiz. Ben sadece gösteriyorum nasıl olduğunu. Yapmamız gereken ilk şey, her şeyi boş verip kendimize yeni bir ekran kartı almak ya da yeni bir bilgisayar almak. Eğer bütçeniz yoksa göstereceğim ben uygulamak zorundasınız. Fakat ben size şunun garantisini vermiyorum. Oyununuz böyle 200-300 FPS'e fırlamayacak. Sadece ideal FPS'e çıkacak. Oyunu oynayabileceğiniz FPS'e çıkacak. Belki arada drop yiyeceksiniz. Yapmamız gereken ilk şey, Steam'e giriş yapıyoruz. Rust'a tıklayıp özellikler diyoruz ve Rust'ın dosya bütününü doğrulamamız gerekiyor. Yani ne olur ne olmaz. Yeni alsanız da ya da eski olsa da ne olur ne olmaz. Bütününü doğrulayalım ve doğrulamasını bekleyelim. O sırada aşağıda verdiğim kodu kopyalayın ve linke giriş yapın. RAM'inizi ayarlayın. Kaç GB RAM'iniz var bilmiyorum. Orada zaten yazacağınız yere ben gösterdim. Ekranda gördüğünüz gibi aldığınız kodu, kopyaladığınız kodu buraya olduğu gibi yapıştırın. Düzelttikten sonra ve sonra oyuna girin. Oyundaki ayarlarımızı minimum, yani ben 3'e çektim orada ekran kartıma göre. Aynen böyle ayarlayın. Zaten şu anda FPS Solat'ta görüyorsunuz, hemen hemen bir %100 bir artış oldu. 30-40'ta geziyordu, şu an 60, arada 70-50'ye düşüyor. FPS'imiz iyi durumda, oyunumuz akıcı hale geldi. İyi oyunlar.